Sevgili gençler, değerli izleyenler, bir duygu okulu programında beraberiz. Bugün konumuz üniversite yaşamı ve kişisel gelişim konuları üzerine, üniversite kültürü üzerine. Bir genç, üniversiteye başlayan bir genç neler bekliyor? Üniversiteli olmak ne demektir? Bu konuları duygu okulu programında ele alacağız. Bugünkü programda her zamanki gibi skeçlerimiz var. Skeçlerde ve programın yönetiminde bana yardımcı olacak İlker Bey'i davet ediyorum. İlker Bey, buyurun. Evet, teşekkürler. Hocam, üniversite yaşamıyla ilgili sanırım, yani hocalığınız dışında siz dahil herkesten daha deneyimliyimdir. Çünkü ben üniversiteyi 10 sene okudum. Evet. evde denemeyin diye bir tabii. Uyaralım tabii önce. Tabii. Ama hakikaten bir uzun bir üniversite yaşamım oldu. Evet. O yüzden hani bu konu benim özel ilgi alanlarımdan biri. Yani olumlu yönünde, olumsuz yönünde yaşadınız. Lise yaşamından sonra üniversite yaşamına geçmek aslında bir şey düşünün. Bu ipek böceğinin kozadan çıkıp kelebek olması gibi bir şeydir. Doğru. Yani üniversite yaşamı gerçekten lise yaşamına göre çok daha farklıdır. Çok daha farklı boyutu vardır. Yani o üniversite yaşamında artık kişi lisedeki gibi her şeyi annesine babasına sorması gerekmiyor. Okulda derslere girmesi, kantinde oturabilmesi birçok ona bir özgürlük alanı oluşturuyor. Girişimci, atılgan bir kültürümüz var. Zaten Türkçe'de de o vardır. Türkçe'ye dikkat ederseniz hep emir komutları vardır. At üzerinde giden insanların konuşma dili gibidir. Bu özelliklerimiz okuma konusunda, yenilikçilik konusunda var. Üniversite yaşamı bunun için yani gençlerin çok arzuladığı bir yaşam. Ve gençlerin kendini bulduğu, bireyselleştiği, kendisi olduğu bir dönemi, bunu sağlıklı geçirmesinin yollarını konuşalım bugün isterseniz. Evet hocam, yani şimdi mesela bence ilk şöyle söyleyebiliriz. Üniversite yaşamı sadece ders, sınav, mesleki eğitimden ibaret değil. Birçok kendini sosyal veya evet. kültürel olarak geliştirmeye de açık. Aynı zamanda ben üniversite yaşamı deyince sadece kampüs içerisinde anlamıyorum. O süre içerisinde işte bu yurt dışı öğrenci değiş tokuş programları ya da bir takım geziler vesaireler yapılan, yani o dönem yapılan hepsini dahil edebiliriz buna. O kampüsün içinde yaşananlardan bahsetmiyoruz sadece. Tabii. Üniversite yaşamı deyince atıyorum yarı zamanlı bir işte çalışıyorsa bir öğrenci, o da o üniversite yaşamının bir parçası aslında. Tabii tabii. Yani şu anda mesela şehir üniversiteleri bu konuda avantajlı. O şehrin her tarafı kampüsü gibi oluyor onun. Evet, sokaktan evet. çıkıyor şehre. Evet. Bu şeyde de vardır, eski üniversiteler mesela. Harvard da öyledir. Tam Boston'un merkezindedir. Köln Üniversitesi de öyledir. Birçok Manhattan'daki Columbia Üniversitesi, birçok üniversitelere bakıyorsunuz. Hepsi halkla iç içe evet. üniversite, şehrin içerisinde. Üniversitelerde en büyük ihtiyaç hissedilen konu sosyal beceri kazanımı öğrencilerin. Hani siz programın başında söylediniz ya, üniversite yaşamı ilk özgürlük alanı. Kozadan çıkan bir kelebek göreceğiz. Ama bu hani kabak çiçeği gibi açılırken çok hızlı ve kontrolsüz yaparsak yanlış sebeplerden üniversiteyi sevebiliriz. Tamam. Onu göreceğiz. Tamam. Alkışlarla Ceyhun ve Irmak'ı alalım. Ya Irmak ya, Allah aşkına, bu üniversitede şöyle bir A diye bir sınıf falan yok mu ya? Bu ne böyle ders 267, o binadaki 267 mi, bu binadaki 267, kaybolduk resmen yarım saat. İlker'cim saçma ama lise mi burası? Of. Niye bir A olsun? Ne bileyim canım, bir düzen olur, bir şey olur yani, bir A vardı, bir B vardı, bir C vardı değil mi? Rahat burada öyle ya. Değil işte. Hoca geldi. Hoca niye yanıma oturdu? Hoca değil o. Hoca değil mi? Ha, bizim gibi öğrenci. Nasıl bizim gibi öğrenci? Çok büyük görünüyor. Canım. Geç mi kazanmış? Olabilir. Yazın. Niye oğlum? Yazın. Niye yazık İlker? Saçmalama. Ben selam vereceğim. Evet. merhaba. 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 Sınıftaşız biz. Neyiz? Yani adaş gibi. Yani, sınıftaş mı? Sınıftaş. Ya, aynı. Meslektaş olacağız. Aynı yani evet, İlker ben. Ceyhun. Ben sizi hoca sandım. Yani biraz büyük gördüm. Yaşça. Ha, şey, alttan alıyorum da ben, ondan olabilir. Büyük görünmeniz sözünü mü alttan al? Anlayamadım. Neyi alttan alıyorsunuz? Dersi alttan alıyorum. Dersi alttan almak ne demek? İşte tekrar alıyor. Alttan, çok üstüme geldi ders, ben de alttan alıyorum. Böyle üçüncü kere olunca artık yani yapacak bir şey kalmadı geriye. Bir şey söyleyeceğim. Ha, sınıfta kaldınız.
Hayır. Sınıf tekrar yapıyorsun. Hayır, dersi tekrar alıyorum, sınıfı değil. O der bu dersi üçüncü nasıl kere alıyorum. Nasıl, bir dakika. Sınıfta kalmadan, yani ders bir tanesinden kaldığınızda sınıf tekrarı olmadan sadece o dersi alabiliyor musunuz? Alttan ders almak diye bir şey mi var? Evet, üniversite burası ilk. Aa, o zaman iyiymiş ya, bırakırız bir iki ders, ne olacak ki? Ha, iyi. O zaman kaldıysak fazla da üzülmeye gerek yok yani, değil mi? Alırsın bir daha. Ay, bayıldım buna. İmkanı var tekrar almanın. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ben lavaboya gitsem oraya zil ses falan gelir mi? Ders başlarken ben duyarım. Zil mi? Zil mi? Zil sesi mi burası? Zil de mi yok? Nasıl anlıyoruz dersi? Hoca söylüyor derse. Ara vereceğiz ama. Allah Allah. Peki öğreneceğiz işte, ne yapalım ya. Ya ipleri biraz kendi kontrolünüze alın yani. Üniversite bu sonuçta. Ya işte şey, yeni kozadan çıktık ya. Kelebek olacağız, alışacağız lan. Alışırsınız. Çok kolay, çok rahat adapte olursun yani. Bence çok rahat yaparsın, halledersin. Sen niye kaldın? Ya ben şeyde, benim final kötü geçti. Ben ondan kaldım. Yani. Niye? Girmedim. Finale mi girmedin? Ha, bütte yaparım diye. Büt ne? Bütünleme. Ne yapıyor? Ne işe yarıyor? İşte finalde geçemeyince bütünlemeye giriyorsun. Bütünlemede geçebiliyorsun. Finalde geçemeyince ya da finale girmeyince bütünlemede geçebiliyorsun. Ya o zaman finale girmeye ne gerek var ki? Ya, ya güzelmiş ya. Ben bayıldım yani. Ya bu üniversite. Bütünlemede de kaldın o zaman. Evet. Ha, ben yaz okulunda geçerim diye bütünlemede şey yapmadım. Tamam, yaz okulu varsa büte gerek yok zaten. Ya bu şey söyleyeceğim, bu üniversite ne güzel bir şeymiş ya. Ona çok iyi da, ya, çok rahat yani. He, ya, olsa da şey. Evet. Yaz okulda bir şey mı söyleyeceğim ama. Kalınca annenleri aramıyorlar mı? Ya ne, İlker niye anneni arasınlar? Koca üniversite seninle mi uğraşacak? Ya o zaman niye geçeceğiz ki? Nasıl yani? Ben bayıldım ya, bu ya, geçsen de kalsan da aynı şey, evi aramıyorlar. Evin haberi yok. Allah, özgürlüğe bak. Hoca bu yüzden dedi belki ya kelebek işte diye. Bir şey diyeceğim. Ha. Yaz okulunda da mı kaldın? Çok mu zordu? Yok, gitmedim yaz okuluna da ya. Artık onun da sigortası var deme. Staj vardı yazın da ben ondan şey yapmadım. Nerede yaptın, nasıl geçti? Staja da gitmedim ya. Ben gidiyorum ya. Ya Allah aşkına ya. Okulun ilk günü bu kadar şey okul mu yani konuşulur? Kimse ders işlemiyor, bir şey yapmıyor. Vallahi bir şey diyeceğim. Yoklamada siz benim yerime imza atarsınız. İkinci ders ben kaçıyorum. Hayır, benim annem kimseye kefil olmadı. Hayda. Ne? Annene ne ki yani? Sen atar mısın benim nasıl yerime? Nasıl bir derse girmeyip başkası senin yerine imza da mı atabiliyor? Abi nasıl bir yere geldik ya? Demek ki bu yüzden o kadar çalıştık kazanmak için. Tabii hadi sen gel bana takıl. Herkes bu yüzden istiyormuş yani. İşte gel. Nereye? Kantine gidelim birazcık. Hadi şeyler gidelim. Ders başlıyor. Ya çok ders konuştuk. Alırım yeter ben senden ya notları. Ben bir şey söyleyeceğim, hadi. Çok çabuk bu kelebek olayına bayıldım ya. Hadi. Aa, sen bayağı üniversite kaptın ha. Evet, hadi. Ya biraz seni gezdireyim. Hadi alçalara gidelim. Gittim valla. Bizim eğitim sistemimizde mi bu kadar keskin geçiş oluyor? Yoksa bu dünyanın her yerinde yani mi? Dünya çok değişti. Bir, tamamen itaati yücelten bir eğitim sistemimiz var. O eğitim sistemiyle aynen devam ediyor maalesef. Bu konuda yani gençlerin özgürlük talebinden, gençlerin bu kendi haklarını arama konusundaki çağa uygun davranışlarından biz yani sistem olarak biraz rahatsız oluyoruz. Ama bu sürdürülebilir bir şey değil. Yani gençlerimiz çağı yakalaması için muhakkak çağın haklarını da yakalayacak. Şimdi düşünüyorum, babam doğru bir şey yapmış. Üniversitede ilk önce hazırlık okudum ben. Bu keskin geçişi demek ki farkında olduğu için üniversitenin başlayan ilk senesi benim bir üniversiteli öğrenciye göre izin haklarımı biraz daha fazla kısıtlamıştı. Birinci sınıftan sonra tamamen serbest bırakmıştı. Yani benim yaşımda herkes özellikle yaz aylarında dışarılardayken, hatta daha küçük yaştakiler, ben mesela içeri girmek zorunda kalıyordum. Bana bir gün bunu anlayacaksın demişti. Aslında şimdi anlıyorum. Yani o birdenbire o kelebek etkisi çok kötü şeylere sebep olmasın. Bir insanın bireyselleşmesi gerekiyor. Annelerin, babaların, ebeveynlerin bu konudaki şeyi var. Aman sana güveniyorum ama ortama güvenmiyorum diyor. Bu aslında sen ortama uyum sağlama kapasiten yok demektir çocuğa. Değil mi? Çocuğa sen yetersizsin demektir bu. Bunu sanki sana güveniyorum diyerek yani bunu olumlu bir şey yaptığını söylemek istiyor. Yani demek ki sen o çocuğu sosyal ortamda kendi kendini yönetecek kadar olgunlaştıramamışsın demektir. Bu babanın kusurudur, annenin kusurudur. Ya bu nedenle çocuğu küçük yaştan hayata hazırlamak gerekiyor. Annelik, babalık çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamaktır. Sorumluluk vermeden, sorumluluk özgürlük dengesini çocuk nasıl öğrenecek? Bundan sonra çocuk bir şey alıyor, bu sefer de bir fazla bastırıyor, ondan sonra bir de aşırı birden yaşamaya başlıyor. Yani, halbuki kontrollü bir şekilde yapsa özgürleşme durumunu. Ama bizim üniversitede sonuçta
genç özgürlüğünü bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Hatta bu yüzden birçok genç kendi şehirde de başka şehirde üniversite tercih etmeyi istiyorlar. Ta ki ailenin bu şeyi kontrolculuğunun onun kendisi olmasını engellemesini nedeniyle. Sonuçta er geç o çocuk kendi hayatını kuracak, kendi dünyasını oluşturacak, kendi gemisinin kaptanı olacak. Üniversite ortamı burada çocuğun artık bireyselleştiği ve ayrı bir birey olduğunu annenin babanın anlaması için iyi bir fırsat oluyor. Bak anne ben üniversiteyi kazandım artık kendi işimi kendim çözebilirim, kendi kararlarımı kendim verebilirim diyebiliyor çocuk. Yani. Üniversite ortamı bir insana çok şey katıyor. Üniversite ortamı. Üniversitede neden farklı hikayeler var? Farklı kültürler var, farklı insanlar var, farklı davranış şekilleri görüyorsun. Yani bu böyle bir ortamda kişi yaşam becerilerini kazanıyor. Yani birçok ailede öğrenemediği birçok şeyi o zaman öğreniyor. Sorusu olan var mı? Hocam bugün bir genç olarak üniversiteye geri dönecek olsanız neleri iyi ki yapmışım diyorsunuz? Evet, zor bir soru sordunuz ya. Şimdi üniversiteye dönseydiniz, şimdi üniversite yıllarda benim yani yaşam felsefe olarak yani çocuklukta da mesela ben çocukluğumu şeyimi hatırladığı zaman hiç olumsuz şeyleri hiç hatırlamıyorum, ilginç ya. Yani zorlu hani vardır muhakkak olmuştur ama üniversitede de böyle yani o dönemi iyi geçirdiğimi hissediyorum ben. Üniversite şu anda mesela üniversite gelseydim aynı şekilde olması beni şey yapardı, mutlu ederdi. Yani üniversitede bizim 12 Mart dönemiydi tam böyle. Okul boykot oldu. Yani böyle bir hareketli bir dönemde o dönemde herkes belli bir kutuplaşmalar varken ben mesela Beyazıt'taki kitapçılar dolaşırdım. O günler böyle gene olsa da o dönemler özlem hissediyor insan. Neleri farklı yapardınız derken ben yani şu andaki şunu farklı yapardım diyebildiğim mesela asgari öğrenci olarak okudum ben. Yatılıydım ama gündüz serbesttik. Sivil arkadaşlar daha rahattı, daha özgürdü. Ama biz de bir şekilde sivil okurdum belediye belki düşünülebilir ama devletimizin o desteğini arkamda hissetmek bana güven de vermiştir. Yatılı öğrenci olarak okumak olumlu yönde olmuştur. Yani o dönemde bakıyorsun kimi arkadaş futbola meraklı, kimisi böyle gençliğin verdiği o liseli aşıklar gibi olan arkadaşlar vardı. Yani öyle bir dönem olmayıp da benim okuma, kitap, bu gibi konulara ilgim olmasının meyvelerini ama 20-30 sene sonra almaya başladım ben. O zaman için belki birçok arkadaş gülüyordu bana. Ama ben onun mesela yanlış olduğunu düşünmüyorum şimdi o dönemde. Peki hocam şimdi biraz önceki skeçte şey gördük. Üniversiteye gelip bu kelebek olduğu için aman uçmak ne güzelmiş deyip biraz kendini kaptıran bir öğrenci gördük. Şimdi tersini görelim. Alo. Alo. Ya bir şey söyleyeceğim. Dur ben bakıyorum. Abi saat 3.30'da. Evet. 3.30'da yani belki bir 5 dakika boşluk olur bir çay içebiliriz. Yani evet. O sırada da ben maillerimi kontrol ederim. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Aa İlker. Ne haber? İyi, sağ ol, teşekkür ederim. Yine mi ajandaya bakıyorsun sen? Hayır, ajandadan kurtardım. Bir tane uygulama yükledim. Ve bu uygulama inanılmaz, Irmak, inanılmaz bir şey ya. Yani şöyle, üniversiteyle ve üniversite sonrasıyla ilgili hedeflerini giriyorsun. Hı. Sana ne yapman gerektiğini dakika dakika, oran oran, saat saat hepsini çıkartıyor. Oradan takip ediyorum. Vicdanım rahat. Yani inanılmaz ya. Olacağım. Ben ne istersem onu olacağım. Çok net bir şekilde. Enteresanmış. Evet gerçekten. Evet sen de yüklemelisin. Bakayım. Kesinlikle. Evet. Ya ne çok olmuş? Eyvah. Ne oldu? Eyvah. Bak bugün bak uyarı verdi gördün mü? Evet. Bugün benim yani bak aylık kotamı doldurmam için sertifika kotamı bugün 14 dakika daha böyle bir sertifika kursu dinlemem lazım. Var mı bildiğim bir sertifika kursu şuraya gidip 14 dakikalığına şöyle dinleyeyim ya. Ay yok ya şimdi şeyde bitti hadi gel sinemaya gidelim bende fazladan bilet var. Ama bak yani sinema sertifika vermezler ki orada ya. Ya fil kendi sertifikası hadi gel bak fazla bilet diyorum. Fazla bilet diyorsun. O zaman çıkışta sertifika bakarız. Sen bakarsın. O zaman bir şey söyleyeceğim bir dakika ona da bakalım. Eyvah. Ne? Gelemem sinemaya. Niye? Sinema kotam dolmuş. O ne böyle kota mı olur? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Hatta her ay sinemaya ayırdığın dakika her şey yazıyor. Bak 5 dakikada fazla ayırmışım. Gelecek ay filmin finalini izleyemeyeceğim. 5 dakikada çıkmam lazım. Erken çıkacağım. Evet. İlker saçmalıyorsun gerçekten ya. Hayır öyle değil ya. Ama hayır.
Hayır, bir mühendisin sosyal hayatı dengeli olmalı. Bak, aplikasyon sayesinde ben onu dengeledim. Nasıl dengeliyorum yani? İşte bak, bak ne diyor? İki oyun, ikişer perde, dört perde, 2,5 saat tiyatro. Tamam mı? 2 ayda 1 tane 1,5 saatlik konser. Ondan sonra ama çaylar serbest, sınırsız. Çaylar serbest. Evet, yani bunları yaparken istediğin kadar çay içebiliyorsun diyor. Ya. Gerçekten imrendim. Harika bir programmış. Yani. Hemen ben de yükleyeyim. Vallahi sana çok tavsiye ederim. Bir yani. Şey diyeceğim. Neyse onları boş ver. Ben unutmadan sana soracaktım. Nevzat Hoca'nın notları var mı sende ya? Versene, geçen derse giremedim ya ben. Bunu duymamış olayım. Giremedim. Yani hoca da orada. Hoca da duymamış olsun bence. Ama gelemedim. Hastaydım o yüzden. Hayır. Yani notlar bende var ama bunu bana sormamış olsun. Aa, niye be? Hayır canım. Yani biliyorsun ben notlarımı hayatta kimseyle paylaşmam. Ay, yedik notlarını. Vallahi kusura bakma, notları yemeyebilirsin. Ama benim hakkımı yiyebilirsin. Bak, arkadaşlık başka, mühendislik başka. Tamam mı? Yok, bu okuldan mezun olduğumuz günden itibaren hepimiz rakip olacağız. Ya. Senden önce bitireceksin zaten. Girersin şey. Sen uzatma, sen de uzatma. Ben uzatmıyorum ya. Abi bir dakika, nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Sen de uzatma. Ya Allah ben normal zamanda bitiriyorum. Sen o programlar yüzünden kastın 3 senede bitireceğim. Evet ama üst sınıftan da, üstten ders. Bak bir önceki skeçte neydi? Alttan ders, alttan ders. Bak üstten ders de var. Tamam mı? Üstte ben kendimi çalıştım, çok geliştirdim diyormuşum. Aynı adammış değil mi? Üstten ders al. Sen de benim gibi üstten ders al. Yazdım. 3,5 senede bu okulu bitirmeye yazdım hedef olarak. Çıkardı bana. 4 saat uyuyorum. Yaklaşık 20 dakika yolda geçiriyorum. O yüzden diyor ki gelen metrobüs ne kadar kalabalık olursa olsun bineceksin. Bineceksin diyor. Vakit nakittir. İhtiyacım böyle hayat mı geçer yani geçer. Ama yani. Ha, şimdi düşünüyorum da 20 dakika yolda geçireceksem ben yurda dönüyorum. Yurt okula daha yakındı. Bir anda mı karar verdin şimdi bunu? Şu an karar verdim. Şu an karar verdim. Ceyhun sana güvenip eve çıktı, olur mu öyle şey? Ayıp. Vallahi güvenmeseymiş. Sonuçta arkadaşlık başka, mühendislik başka. Hepimiz rakibiz. İlkin ben bilmem. Saçmalıyorsun bence. Abartıyorsun. Hayır, yani. Hiç de bile şey yapmıyorum. Sen hep bu program yüzünden oluyor bunlar. Saçma sapan kotalar koymuşsun orada kendi. Böyle üniversite mi okunur ya? Saçmalama. Okunur tabii. Yani sonuçta her şey verim esaslı. Hem sen beni kandırmaya çalışıyorsun değil mi? Niye kandırıyorsun? Rekabette geri düşeyim istiyorsun. Allah benim Allah. Benim önüme böyle geçeceksin. Kıskanıyorsun benim uygulamalarımı, aplikasyonumu. Kaçma, ver şu hayatta ya. Vermem. Yok, Ceyhun da senden değil mi? Sen. Beni bilerek eve çıkardınız değil mi? Okuldan uzaklaştırdın. Sen ver onu, ben bir sileyim de. Getir benim telefonuma. Getir bakayım oraya. Neyse, alkışlayalım gitmişken. Kaptı telefonu. Evet. Hocam uygulamayı kötüledi. Alıp gitti ama. Evet. Ya. Haklı ama. Değil mi? Sinema kotası mı olur hocam? Yani böyle bir durumda insan hayatı kendine çekilemez hale yapmanın çok güzel bir örneğini yaşamış oldunuz. Bu şekilde de böyle bir verim olmaz diye. Bak, üniversitenin en çok sevilen yeri neresidir biliyor musun? Kantin. Kantin. Tabii. Kantine senato diyorlar biliyor musun? Öyle mi diyorlar? Ya. Senato diyor. Kantin senatosu vardır. Çünkü kantinde dersler, üniversiteler kurulur, dersler konulur, kurallar değiştirilir. Değil mi? Yani birçok yenilikler yapılır ve orada hatta bazen hocalar da oraya takılırlar. Tabii tabii. Takılırlar. Evet. Yani kantin, yani öğrencinin özgürlüğüdür. Yani üniversiteye katkı da sunar öğrenci. Üniversiteyle yarı mizah, yarı ciddi birçok konuları konuşur. Üniversite kültür oluşuyor orada. Ve o üniversitenin kimliği oradan çıkıyor. Üniversite onun göğsünü göre göre ben şuradan mezunum diyebilme. Bu öğrencilerdeki o öğrencinin sosyal hayatı, orada oluşturduğu ben şuralıyım duygusu var ya, o kantinde oluşuyor. Tabii. Derslerle birlikte. Evet. Bence kulüp aktivitesi ders kadar olmasa da ona yakın önemli diye düşünüyorum. Öğrenciler çok seviyorlar ha. Severler. Severler. Kulüp aktivitesi. Sorumluluk alıyorlar. Sorumluluk alıyorlar ve kendilerini gerçekleştiriyorlar. Yani bir insanın psikolojik ihtiyaçları, Maslow'un ihtiyaçlar piramidi var. O psikososyal ihtiyaçlarla ilgili en tepede bir insanın psikolojik ihtiyacı kendini gerçekleştirmek olarak geçiyor ihtiyaçlar piramidinde. Kendini gerçekleştirmekte ne anlıyoruz? O kişi hayatına anlam katıyor demektir. O kişi varoluşuna anlam katıyor demektir. Ya ben niçin varım? Ya benim hayattaki misyonum nedir? Dünyadaki varoluşta misyonum nedir? Bu yani nasıl kendimin dışında toplum için hayallerim nedir? İnsanlık için hayallerim nedir? Bütün bunların kendini gerçekleştirme içerisinde burada paylaşılarak ortaya çıkıyor. Yani yeni tanışmalar demek, yeni fırsatlar demektir. Yeni ilişkiler demek insanın hayatında yeni keşifler demektir. İnsan ormandaki
fırtınalara dayanan ağaçlar gibi olmalı. Sera çiçeği gibi olmamalı. İnsan hayattaki zorluklara da dayanabilirse insan bu fırtınalara karşı kendini geliştirebilir. Bir süt kazanı düşün büyükçe. Süt kazanında iki tane kurbağa düşüyor. Birisi diyor ki ya kocaman kazan bakıyor buradan çıkamam diye bırakıyor ölüyor. Öbür kurbağa ne yapıyor? Çırpınıyor. Ümitsize düşmüyor ama bir şey de öngöremiyor nasıl kurtulacağım diye. Fakat öngörmediği, tahmin etmediği yağ tabakası oluşuyor süt kazanında. Bu yağ tabakasında basıyor, atlayıp kurtulup çıkıyor. Yani bunun için hayatta da böyledir. Bir engelle karşılaştığımız zaman ümitsizliğe düşmeyeceğiz arkadaş. A plan olması B plan olur, çıkış olur diyeceğiz. Ve bu üniversite bunun çok iyi denendiği bir ortamdır. Onun için burada kulüp projeleri, sosyal sorumluluk projeleri, yani bunun için sosyal hedefler koymak, mesela rastgele iyilik projeleri var, bunu yapılıyor. Ve buna karşı kredi ders veriliyor. Evet. Bazı işte sosyal hizmetlerde var, psikolojide var, sosyal yani sosyal alanlarda çok iyi. Mühendislikte de şimdi teşvik ediliyor. Şimdi öğrenci evi diye bir şey var hocam. Hı. Şimdi bence oldukça önemli. Hı. Yani öğrenci evinde olan biten şeyler. Çünkü herhalde bugün üniversite öğrencilerinin birçoğu ilk 1-2 senesinden sonra 10 kişi de 7-8 kişi yurttan eve çıkıyor. Hı. İşte ev arkadaşları buluyorlar, şey yapıyorlar. Ev arkadaşlığı da bence hayata hazırlayan, uyumlu olmayı, beraber yaşamayı öğreten bir şey. Hı. Şimdi beraber yaşaması çok zor birini ben oynayacağım. Ondan sonra bir öğrencinin geleceğine bu nasıl yansır onu değerlendiririz. Alkışlarla Ceyhun'u alacağım. Yüken. Ya abi o mutfağın hali ne öyle? Ne olmuş ya mutfağın haline? Ne demek ne olmuş abi? Sendeydi bulaşık sırası. Abi diziye dalmışım ya. Bir şey olmaz. Ne olacak ya? Allah aşkına. Ya abi hep böyle yapıyorsun ama ne kadar bütün hafta sonu diziyle geçirdin. Yani yani mutfak böyle yani ama içine girecek halde değil ya. Ya Ceyhun Allah aşkına ben seni düşündüğüm için yapıyorum. Nasıl yani? Yani yapmıyorum. Neyi yapmıyorsun? Seni düşünüyorum. Ya şimdi ben yıkasam yarın yine kirlenecek. Sıra sana gelecek. Sen yıkayacaksın. Yani? Şimdi ben yıkamazsam sen de yıkamayacaksın. Kirleniyor diyor yıkamıyorsun yani. He. Bu mantıkla senin hiç banyo yapmaman lazım. Yapmadım zaten. Allah'ım ya Rabbim İlker gözünü seveyim yani. Ya Ceyhun ya of ne kadar gerginsin yemek ya. Yemek yemeyeceğim sen acıktım ben ya. Ben işte yani yiyelim. Yiyelim işte ne yiyelim ne yapalım vallahi ya. Abi yani soru mu bu öğrenci evinde ne yenir yani hocam şimdi öğrenci evinde makarna yenir ne yenir? Makarna yiyeceğim yapayım mı sen makarna? İçim dışım makarna oldu hamur kafalı oldun İlker makarna yemekten gel biraz adam gibi bir şeyler yiyelim başka şeyler yiyelim ya. Ya Ceyhun Allah aşkına öğrenci evi burası makarna ben sana kıymalı makarna yapayım. Kıymalı makarna yapacağım. Evet, nerede yapacağım makarnayı? Nerede yapacağım? Mutfakta yapacağım. Mutfakta yapacağım. Mutfağa girilmiyor. Temizlenmez oraya. Dinamit koymayacaksın da patlatman lazım ya. Anca öyle kendine gelir. O zaman dışarıdan söyleyelim. Dışarıdan söyleyelim. He. Dışarıdan söyleyelim. Getirsinler. Yaparlar herhalde. Yaparlar. Onlar yaparlar da sen yapabilirmişsin. Kirayı ödeseydin önce. Ödemedin mi? Ödemedin tabii. Ya İlker kira bunu günü de belli. Ya, ev arkadaşım mıyım? Annen miyim? Anlamadım ki ben seni. Bu arada internet çalışmıyor. Niye? Ya bilmiyorum çalışmıyor. Ya arıza haber verseydin. Verecektim. Niye vermedin? Diziye daldım. Allah'ım ya Rabbim o diziye dal da çıkama İlker yani diziyi çekenler bu kadar uzun süre zaman harcamıyorlar ya. Ya Ceyhun Allah aşkına sen yani öğrenci evinde dizi olur. Ne bileyim işte duvarında afiş olur. Atıyorum işte böyle koltuğu oturmaktan çökük olur. Ne bileyim makarna yenir ama sen yani hocam öğrenciyi hiç anlamamış ya. Vallahi sen direkt iş hayatına gir. Vallahi bu yaşımda aksakallı dede oldum. Ev arkadaşım mıyım? Didaktik konuşturuyorsun beni burada hocam. Yani yaşlandım vallahi billahi İlker ya. Ya doktorun olurum ayrı yaşlandırırım. Rol arkadaşı olurum ayrı. Ev arkadaşı olurum ayrı. Ben evet, bak, hepsi birbirine girdi ya. Bu da ev arkadaşı delirtme skeci olsun. Ama bir şey söyleyeceğim. Ne? Birazdan arkadaşlar geliyorlar. Nereye geliyorlar? Biraz sohbet et var. İnsanlarla bir iletişim kur. Sen ne kadar huysuz bir adam oldun. İki kişi eve çıktık. Evde 10 kişiden aşağıya inemedik hiç ama ya. Ama bak öğrenci evinde bir de öyle olay vardır. Yani yatanlardan yürüyemezsin yani. Öyledir. Yani öyledir. Sen ne yap biliyor musun? Sen onların arasında mayın tarlası gibi dolaş İlker. Tamam mı? Ben gidiyorum. Gözünü seveyim. Ben nereye gidiyorsun? Artık. Valla başka evde kalırım. Ev bulana kadar sokakta yatarım daha iyi ya. Bu nedir? Ev arkadaşımdan ayrılıyor musun? Ev arkadaşı. Ardışı terk ediyorum. Terk ediyorum. Bırakıyorum seni ev arkadaşından azat ediyorum ben. Hocam 17. ev arkadaşım gitti ya. Ne bu? Bunlarda bir gariplik var. Ev yaşamı, ev arkadaşlığı bence çok önemli. Çünkü orada beraber yaşama, sorumluluk, ilk sorumluluk. İşte kendi sırasına düşen bulaşığı yıkamak gibi, fatura ödemek gibi.
arızaları haber vermek gibi. Aslında ilk böyle aileden çıkıp, hani o kozadan çıkıp ilk kendi kanatlarımızla evet. uçmaya başladığımız yerlerden bir tanesi. Yani insanın sosyal sınırları öğrendiği alandır. Altın orta nokta vardır bak, evlilikte de vardır. Bir adım birisi atar, bir adım birisi atar, altın orta noktada buluşur. Ama bir taraf hep fedakarlık yaparsa karşı taraf hep almaya alışır. Halbuki insan ilişkiler alışveriş değil, veriş alıştır. Yani hep alıp verme değil. Yani bazen sen vereceksin, bazen karşı taraf vereceksin. Onun güçlü yönleri, zayıf yönleri var. Senin güçlü yönlerin, zayıf yönleri var. Bununla ilgili yani iyi ilişki yönetimi çalışmak gerekebiliyor bazı durumlarda. Ama bunu bir insan ona bir sosyal beceri, yaşam becerisi olarak öğretmesi için deneme yanılma ortamında bulunması lazım insanın. Üniversite yaşamında işte ev arkadaşlığı da buna dahil. Genel anlamda daha uyumlu, daha çok karşı tarafa empati yapabilen, daha nasıl söyleyeyim, aktivite uyumlusu insanları tabii üniversite arkadaşları içerisinde daha çok seviliyorlar. İşte kulüplerdeki arkadaşlar vesaire içinde sevilen ve sevilmeyi başarmış insanlar bence hayatta başarılı olma konusunda çok daha avantajlı durumda oluyorlar. Yani kaynak yönetimi diye bir kavram var. Yani bu genelde bunu söyleyince parasal kaynaklar anlaşılır. Evet. Finans yönetimi gibi. Onun temel kuralları nedir? Input modülasyon, output modülasyon vardır. Yani girdi kontrolü vardır, çıktı kontrolü vardır. Bir de havuzu büyütmek vardır bir kaynakta. Şimdi aynı şey kaynak yönetiminin dinamiği aynısı sosyal sermaye için de geçerli. Psikolojik sermaye için de geçerli. Yani kişinin kaynağı ne kadar zengin olursa, havuzu ne kadar büyük olursa onu yönetmesi, girdi kontrolünü, çıktı kontrolünü yaparak sosyal zenginleşmesi o kadar fazla oluyor. Ve psikolojik zenginleşmesi de öyle. Onun için sosyal zeka ve duygusal zeka olarak tanımlanıyor buna. Yani nasıl kişinin mantıksal zekası yüksekse daha hızlı öğrenir, kolay öğrenir ve daha akademik başarısında ileri olur. Sosyal zekası üstün olan insanda insan ilişkilerinde daha başarılı oluyor. Sosyal ilişkilerde insan neyi öğrenir? Tahammül gücü önemli burada. Bencil insan sosyal zekası düşüyor bencil insanın. Bencil insan ne yapıyor? Hep benim dediğim olsun. Hep benim şartlarıma uyuyorsun. Benim haklarım dikkate alınsın. Karşı tarafın empati yapamaz. Haklarına ihtiyacını dikkate alamaz. Böyle kişiler ben merkezci kişiler sosyal olarak daha zekice davranamıyorlar. Duygusal olarak zekice davranamıyorlar. Sosyal zeka ve duygusal olarak zeki davranabilmek için karşı tarafın duygularını da okuyabilmek önemli. Karşı tarafın ihtiyacını da haklarını da dikkate almak önemli. Bunu yapabilen kişiler insan ilişkilerinde daha fazla başarılı oluyorlar ve sosyal sermayeleri daha üzeri olduğu için yani bir telefonla birçok işi halledebiliyorlar. Mesela güven oluşturuyorlar insan ilişkilerinde. Yani adres defterleri, networkları gelişmiş olduğu için yani bir yerde problem çıktığı zaman rahatlıkla ulaşabileceği insanlar var. Oradan birçok sorunu çözüyorlar. Bunlar da şeydir. Parasal kaynaklarını zenginleştirmek için sosyal ve duygusal kaynaklarımızı zenginleştirmek gerekiyor. Yani kendi duygusal dünyamızı da insan ilişkilerindeki sosyal dünyamızı da bir kaynak yönetimi mantığı içerisinde düşünerek para kazanmayı düşünür gibi bunları da zenginleştirmeyi hedeflememiz lazım. Yani bu yani üniversite sosyal sermayenin çok kolay ve bol kazanıldığı bir dönem. Üniversitedeki arkadaşlıklar askerlik arkadaşlığı gibi unutulmuyor. Onun için o arkadaşlıklar hele şu anda böyle iletişim teknolojiden olduğu bir ortamda kopma şimdiden adres defterinizi oluşturun gençler. Tabii. Şimdiden. Tabii. Arkadaşların adreslerini, telefonlarını yazsınlar. Bazı insanlar vardır. Her sene telefon değiştirirler. Bu kişilere bakıyorsunuz. Bunlar sosyal sermayesi zayıf kişilerdir. Ya iyi ilişki kuramadıkları için yani kendilerini aranmasından rahatsız oluyorlar. Hemen telefon değiştiriyor, numara değiştiriyorlar. Bu ama bir kimse eğer 10 senedir, 15 senedir aynı telefonu kullanıyor ve sosyal network iyi demektir bu kişinin. Güven ilişkisi oluşturabilmiş demektir. Ama sık sık numara değiştiren kişiler güven ilişkisi kuramıyor demektir. Sosyal sermayeleri zayıf demektir. Onun için şimdiden bu güven ilişkisi oluşturacak ve sosyal network'ü geniş bir insan olmak için öğrencilik çok büyük bir fırsat. Yani üniversite öğrencileri, üniversite hayatı boyunca muhakkak kendi network'ünüzü oluşturun diyoruz. Hatta bunu ekonomistler söylüyor. Bakın
son 15 senede iki tane davranış iktisatçısı Nobel ödülü aldı. Ne demek davranış iktisatçı? Neden? Ekonomik krizlerde mesela iktisatta davranışlar, davranış ilişkisi araştırıyor. Kriz yönetiminde mesela psikolojik etkenler yani gibi Nobel ödülü aldı. Orada neler psikolojik etkenler? İnsan daha önce homo economicus kabul ediyordu. Kapitalizmin ilk çıktığı zaman. İnsan ekonomik bir varlıktır. Yani rasyonel bir varlıktır. Çıkar odaklıdır. Temel ihtiyaçlarına göre hareket eder. Ve kar zarar analiziyle hareket eder. Sadece akıllı hareket eder deniyordu. Ama daha sonra bu davranış iktisatçıları ortaya çıkıp da ekonomi teorilerini değiştirdiği zaman insan homo psikolojikustur. Yani insanın alışveriş davranışında güven önemlidir. Alışveriş davranışında takdir edilme arzusu önemlidir. Bu nedenle sosyal sermayenizi geliştirin, psikolojik sermayenizi geliştirin diye teşvik ediliyor ve şu anda birçok gelişmiş üniversitelerde bunlar öğretiliyor artık. Yani iktisadın içerisinde davranış iktisadı öğretiliyor. Ve etik dersleri, mühendislikte etik dersleri koyuldu. Özellikle 2008 krizinden sonra. Etik değer kuralları da öğrenmesi lazım bir mühendisin. Yani çıkarı için hareket etmesi, yani etik standartlar olsun tarzında. Bu üniversite ortamı bunun için iyi bir yani sosyalleşme ortamı. Üniversite yaşamı, üniversite o 4 yılda bitmiyor. Aslında meslek hayatına başladıktan sonra yüksek lisans gibi, doktora gibi bize eşlik eden, çalıştığımız sürede bize eşlik eden bir eğitim dönemi de devam edebiliyor. Bu konuda en son neler söylersiniz? Eğitimdeki şu andaki beyin temelli eğitimde yani ideal eğitim yaşam boyu eğitimdir. Tabii. Onun için birçok artık üniversiteler yani böyle sürekli eğitim bölümleri açıyorlar. Yaşam boyu eğitim programları açıyorlar. Belli bir yaştan sonra üniversiteye okumak isteyene sınavsız okuma. Üniversite sınavına girmeden okusun tarzında çalışmalar var dünyada. Evet, yeter ki gelsin. Yani gelsin ya okusun ya okul bitirmiş bitirsin diye bu konuda teşvikler var. Yani şu anda Türkiye'de gerçekleşmedi benim bildiğim kadarıyla ama buna ihtiyaç var. Yani insan gidip de dizileri izleyip dedikodularla meşgul olacağını girsin bir üniversite kendini geliştirsin. Evet. Yani niye buna engel yani olacağız ki? Yani yeterli ki? Kaynak varsa tabii yani olmasın, onun için tabii. Teşvik etmek yani bu, ki şu anda Türkiye bunu yapabilecek bir kontenjan şeyine geldi seviyesine. Yani bu nedenle eğitim üniversite sonunda da yaşam boyu eğitim. Yani bir insan öğrenme aşkını hiç unutmaması lazım. Hayatın sonuna kadar yani öğrenme merakı olması. Yani insanın merak ve hayret duygusu, yeni şeyler öğrenme ihtiyacı beynin en büyük dostu. Yani beyin dostu bu Alzheimer'ı önlüyor, yaşlanmayı önlüyor. Sağlam vücut sağlam kafada olduğu gibi sağlam kafa da sağlam vücut. İkisi birbirinde oluyor. Tersiyle bir ilişkisi. Tersiyle ilişkisi. Yani, vücudun sağlam olsun, kafan sağlam olsun. Sağlam kafa istiyorsan vücudun sağlam olsun. İkisi birbirine. Evet. Yumurta tavuk gibi bir ilişki var. Ya onun için beynini sağlam tutuyorsan vücudun da sağlam oluyor. Vücudun sağlam tutup spor yaparsan beynin de sağlam evet. oluyor. Evet. Bu iki taraflı ilişki. Bunun için zihnini zinde tutmayı başarabilmek beyin temelli eğitimin temel paradigması. Bu da yaşam boyu eğitimde önerilen bir durumdur. Peki. O zaman Ece evet. hocamıza bağlanalım. Ece hocam sizi dinliyoruz. Buyurun. Nevzat hocam, İlker Bey merhabalar. Üniversite sınavları tamamlandı. Artık öğrenciler üniversiteli olmak için gün sayıyorlar. Tercihleri sonrasında üniversitelerine gidip kayıtlarını yaptıracaklar. Nedir üniversiteli olmak? Ergenliği tamamlayıp yetişkinliğe bir adım attıkları bir hayat bekliyor aslında onları ki sonrasında da iş yaşamına yavaş yavaş geçiş yapacaklar. Üniversiteli olmak nedir? Nasıl değerlendirmek gerekiyor aslında? Burada öğrencilere en önemli tavsiyelerimden biri üniversiteye kayıt olur olmaz aynı zamanda bir öğrenci kulübüne de kayıt olmaları. Üniversitelerde pek çok alanda faaliyet gösteren çok fazla sayıda öğrenci kulübü var. Bu kulüpler aracılığıyla öğrenciler aslında ilk başta sosyal çevrelerini geliştiriyor olacaklar. Pek çok farklı bölümden, farklı alandan arkadaşlar edinecekler ve kulüplerindeki çalışmalarla pek çok konferansa, kongreye imza atıyor olacaklar. Bu bir taraftan eğitim öğretimleri devam ederken bir taraftan da kendilerini
geliştirmelerine yardımcı olacak. Çünkü sonrasında diplomanın yanında üniversite hayatı boyunca ceplerine doldurdukları şeyler de onlar için önem kazanıyor olacak iş hayatında. Onun dışında çift anadal ve yan dal olanakları var ki üniversitelerin sağladıkları en önemli imkanlardan biri aslında. Öğrenci bir bölümde okurken bölümünden farklı olarak bir bölümde çift anadal yaparak iki tane diploma ile mezun olma şansına sahip ya da yan dalda yine bölümünden farklı bir bölümde yan dal yaparak bir sertifika ile mezun olma şansına sahip. Bunun dışında kendi alanlarıyla ilgili ya da ilgi duydukları farklı bölümlerle ilgili kongrelere, konferanslara, seminerlere katılarak kişisel gelişimlerini tamamlayabilirler ve hem alanlarında hem de ilgi duydukları alanlarda kendilerini geliştirebilirler. Benim öğrencilere en önemli tavsiyem o yetişkin hayata, iş hayatına adım atmadan önce üniversiteyi büyük bir keyifle ve heyecanla yaşamaları. Nezdet Hocam, İlker Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz Ece Tözeniş'e. Evet. Hocam arzu ederseniz. Yani Ece Hocam tabii yani üniversite danışmanı olduğu için yani üniversitedeki öğrencilere hem meslek danışmanı hem üniversite hayatıyla ilgili danışman, bu ayrı bir meslek, ayrı bir uzmanlık tabii alanı. Evet. Güzel şeyler söyledi. Yani genç arkadaşlar bunu muhakkak göz önüne alsın. Yani üniversite hayatı insan hayatında çok kıymetli, fırtınaların da olduğu, güzelliklerin de olduğu, hoş bir dönem. Bunun kıymetini bilsinler. Bu hayatın bu dilimini daha güzel nasıl geçiririm, daha verimli nasıl geçiririm, geleceğe yatırım halini nasıl getirebilir mi düşünmelerini gençlere tavsiye edebiliriz. Aslında üniversite yaşamı oldukça renkli ve verimli yaşanması gereken en önemli, en değerli dönemlerden bir tanesi. Tabii ki dersler, sınavlar, yani bu zaten bir öğrencinin ilk başta listenin başındaki asli sorumluluğu. Bu özgürlüğü pozitif yönde kullanıp kendi programını, kendi tercihlerini belirleyip kendi yolunu çizmesi. Ama bu yolda sadece derslerle kalmaması, çok insan tanıması, çok yer gezmesi, çok keşfetmesi, mümkün olduğunca dolu dolu ve verimli ve bir o kadar da eğlenceli geçirmesi gerekiyor. Öğrenci arkadaşlarımızın, ama öğrenci arkadaşlarımızın ailelerinin de buna yol vermesi gerekiyor. Tamam. Özetle bunu söyleyebiliriz. Evet. Sevgili gençler, değerli izleyenler, bir Duygu Okulu programının sonuna geldik. Bugün üniversiteli olmanın ne anlama geldiğini, burada yani bir insanın kişisel gelişiminde, hayatında üniversiteden nasıl faydalanmasının uygun olduğunu, onunla ilgili fırsatlar sunduğunu, aynı zamanda bazı riskler de ihtiva ettiğini ama bunların insanın kişisel gelişime ne kadar katkı sağlayacağını konuştuk. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşça kalın. Güle güle.